Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 9.sunu çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Söyleşilerde duymaya çok alışmışızdır. En sevdiği ve aşılamayacak yazarın 150 sene önce eser vermiş bir yazar olduğunu gururla dile getiren yazarları yazarlarımıza. Böyle bir garanticiliğe göz dahi kırpmayan Ishiguro genç yazarların edebiyata yön vereceğini vermesi gerektiğini söyledi ve onlardan apaçık biçimde yazma tavsiyesi duymak istediğini söyledi. İfadesinde bakın göz dahi kırpmayan demiş. Seçeneklerimize bakalım. Merak duymamak olabilir arkadaşlar. Sıra dışı olmak karşılamıyor elemiş oluruz. İçten olmak yine aynı anlamı karşılamıyor elemiş oluruz. Olumlu bulmamak bu da arkadaşlar tam olarak karşılamıyor. Bunu da elemiş oluruz. Hiç ilgi göstermemek bakın bu da olabilir. Şimdi merak duymamak ifadesinde ve hiç ilgi göstermemek ifadesindeki tek fark arkadaşlar şuradaki hiç sözcüğüdür. Göz dahi kırpmamak hiç ilgi göstermemek anlamına gelir. Bundan dolayı doğru cevabımız da e seçeneği olacaktır. İkinci soru. Şiirin ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğinde birinci cümlede diğer sanat türlerinden üstünlüğü bir benzetme ile ifade edilmiştir diyor. Kimi dönemlerde önemini yitirir gibi görünmesine karşın şiir hemen her zaman edebiyat türleri içinde dahası sanat türleri içinde tahtından inmeyen bir sultan gibidir ifadesinde. Bakın şiiri neye benzetmiş arkadaşlar? Tahtından inmeyen bir sultana benzetmiş. Bu şekilde üstünlüğünü ispat etmeye çalışıyor. O yüzden bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede diğer yazınsal türlerden ayrılan yönleri belirtilmiştir diyor. Bakalım. Öteki bütün edebiyat türleri bir yerde içlerinde bulunan şiir ögesine göre değerlendirilir ifadesinde. Arkadaşlar herhangi bir yazınsal türden ayrılan yönünü belirtmiyor. Şu bir yerde ifadesi böyle görükse de aynı zamandan anlamına kullanılmış. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Çünkü yazınsal türlerden ayrılan yönlerini belirtmemiştir. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım sayısal verilerden yararlanılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar 12-24 saat sonra 3-5 saat sonra derken sayısal verilerden yararlanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan A seçeneğini edemiş oluruz. Olasılık bildiren yargı vardır diyor. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın ilk cümlede hasarlar görülebilir demiş. Bu bir olasılıktır. Buradan da biz B seçeneğini çıkarırız. Bunu da elemiş olduk. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Okura bilgi verme amaçlanmıştır diyor. Arkadaşlar bakın zaten dil göndergesel işlevde kullanıldıysa bilgi verilen yazılarda kullanılır dilin bu işlevi. O yüzden biz hiç bakmaya bile gerek yok. C ve D seçeneklerini bu bilgiler ışığında direkt eleyebiliriz. Eksiltili cümlelere yer verilmiştir diyor. Parçanın yüklemlerine bakacak olursak bakın görülebilir yüklem, ağrılarıdır yüklem, çıkar yüklem, olur yüklem ve arkadaşlar gerekir yüklem. Bakın Tüm cümlelerin sonunda yüklem var ve nokta işareti kullanılmış. Eksiltili cümle olabilmesi için cümlenin sonuna 3 nokta gelmesi gerekiyordu. 3 nokta olmadığı için eksiltili cümle yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede betimleyici ifadelere yer verilmiştir diyor. Bakalım kömür kokusu ve tozuyla süslenmiş sokakları ile tanınan bir şehir Soma ifadesinde betimleme unsurları var. Bakın sokakların ne halde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede birinci kişili anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Bakalım son zamanlarda yaşadığımız elin maden faciası ile bir kere daha zihinlerimizde yer etti bu kara kaderli kentimiz derken kentimiz diyor arkadaşlar. Yazar olayın içerisinde kendini katıyor. Dolayısıyla birinci kişili anlatım vardır. O yüzden B seçeneğini indirilmiş oluruz. Üçüncü cümlede nesnellik ağır basmaktadır diyor. 100 bin civarındaki nüfusu ile orta ölçekli bir yerleşim yeri olan ilçede Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelmiş insanlarla karşılaşmak mümkün derken ispatlanabilir mi? Evet. Kişisel duygu ve düşünce var mı? Hayır. Dolayısıyla bu nesnel bir cümledir. Bundan dolayı üçü delemiş oluruz. Dördüncü cümlede neden sonuç ilgisi vardır demiş. Bakalım hepsinin de orada bulunma amacı aynı. Maden veya termik santralde çalışarak ekmek parası kazanmak. Arkadaşlar bu insanlar hangi amaçla bu madenlerde termik santrallerde çalışıyor? Ekmek parası kazanmak için. Dolayısıyla 4 numaralı cümlenin amaç sonuç cümlesi olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Burada neden sonuç cümlesi demiş. Fakat cümle bir amaç sonuç cümlesidir. Zaten cümlede de görmüş olduğunuz gibi amaç sözcüğü ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Beşinci soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Şiirimize bakalım. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Seçeneklere baktığımızda tekrarlanan dizeler olduğundan nazım şekli şarkıdır demiş. Arkadaşlar şarkılar genellikle dörtlük nazım birimiyle yazılır. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir dursun arkadaşlar. Aynı zamanda şarkı divan edebiyatı nazım şeklidir. Şiire dikkat edecek olursanız divan edebiyatı nazım şeklinde hiç benzemiyor. O yüzden bir dursun. İmgelere başvurulmuştur diyor söz sanatlarına. Evet burada arkadaşlar bakın adını mıh gibi tutuyorum derken adını mıha benzetmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne var? Benzetme vardır. Teşbih sanatı vardır arkadaşlar. O yüzden B seçeneği doğrudur. Elemiş olduk. İstihare sanatından yararlanılmıştır diyor. İçimi seninle ısıtıyorum derken görmüş olduğunuz gibi benzeyen var. Benzetilen yok arkadaşlar. Bundan dolayı da Burada istihare sanatı vardır. Bunu delemiş olduk. Modern şiir geleneğiyle yazılmıştır diyor. Evet. Bakın serbest ölçüyle yazılmış. Bu da doğrudur. Bunu delemiş olduk. Devrik cümle kullanılmıştır diyor. Bakalım. Büyüyor ifadesini görecek olursanız arkadaşlar. Yüklem ortadadır. Bundan dolayı da devrik cümledir. Bunu delemiş olduk. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu parçada Ziya Paşa'nın söz edilen yapıtı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Ziya Paşa'nın ağırlıklı olarak çocukluk hatıralarına ve çocuk eğitimine yer veren bir eseri olup Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı eserinin etkisiyle yazılmıştır. Eserin bazı bölümleri Ebu Ziya Tevfik'in Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye adlı eserinde yer almaktadır. Fakat eserin kendisi müsvedde halinde, bazı şahıslara intikal ettiği bilinmekle beraber günümüze kadar elde edilememiştir diyor. Arkadaşlar Ziya Paşa'nın çocukluk hatıralarını anlattığı eserinin adı nedir? Defteri amaldir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur demiş. Bakalım. Gizler denizler ifadesinde kelimenin kökü giz, kelimenin kökü deniz gizden gizlemek olmuş arkadaşlar. Bakın buradaki lale yapım ekidir. Ama denizlerdeki larler eki ise çokluk ekidir. Dolayısıyla larler ekleri aynı görevde kullanılmamıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da burada ne vardır? Bakın şu izlerden itibaren alırsak arkadaşlar izlerden itibaren aldığımızda burada zengin kafiye vardır. Bundan dolayı burada redif kullanılmamıştır. Onun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Bakın koklaştı derken kelimenin kökü kokudur. Ünlü düşmesi var. Kelimenin kökü bektir arkadaşlar. Şuradaki leşti, laştılar nedir? Bunlar rediftir. Geriye kalan K sesi ise nedir arkadaşlar? Yarım kafiyeyi oluşturur. Dilimden elimden kelimelerine baktığımızda kelimenin kökü dil, kelimenin kökü el. Şu im'den itibaren bakın buradaki imlerden itibaren im'den im'denler rediftir. Geriye kalan l sesi yine yarım kafiyeyi oluşturur. Uçarken, geçerken ifadesinde kelimenin kökü uçmak, kelimenin kökü geçmek. Arkenler, erkenler aynı görevde kullanılan eklerdir. Dolayısıyla redif görevinde kullanılmıştır. Burada da yine ç sesleri nedir arkadaşlar? Yarım Kafiye olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatağı, dağı. Kelimenin kökü dağ. Kelimenin kökü yatak. Şuradaki ı ekleri arkadaşlar yerik ekidir. Dolayısıyla bu da rediftir. Geriye kalan ağlar ise tam kafiye olarak kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi B, C, D ve E seçeneklerine redif kullanılmışken A seçeneğinde arkadaşlar redif kullanılmamıştır. 8. soru Aşağıda verilenlerden hangisi garip akımının garip ön sözünde öne sürdüğü görüşlerden olamaz demiş. Bakalım. Şiirde her türlü anlam ve söz sanatlarından vazgeçilmelidir. Teşbih eşyayı olduğundan başka türlü görmek zorudur. Bunu yapan insan acayip karşılanmazken bugünün aydını teşbihle istiareden gördüğünü herkesin kullandığı kelimelerle anlatan adamı garip telaki etmektedir ifadesinde. Bu garip akımının özelliğidir arkadaşlar doğrudur bunu elemiş oluruz. Şiiri şiir, resmi resim, musiki'yi musiki olarak kabul etmeli. Sanatlarda tedahüle, birbirinin içine girmeye karşı çıkılmalıdır. Her sanatın kendine ait özellikleri, kendine özgü anlatım araçları vardır. Güzel olanı temin edecek güçlük de buradadır ifadesinde bu da doğrudur, bunu dilemiş oluruz. Şiirde hücum edilmesi gereken anlayışlardan biri de mısracı zihniyettir. Bir şiirde bir tek berceste mısranın yeteceğine inanma şeklinde ortaya çıkan ve ilk bakışta insana basit görünen bu anlayış, şiirin kötü bir özelliğine bağlanışın gizli bir ifadesi olduğu için önemsenmelidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Şiir artık azınlığı teşkil eden varlıklı kesimlere değil, çoğunluğa hitap etmelidir. Mesele bir sınıfın ihtiyaçlarının savunmasını yapmak olmayıp Sadece zevkini aramak, bulmak, sanata onu hakim kılmaktır. Bu da doğrudur. Bu da garip akımın özelliğidir. Bunu da elemiş olduk. Şiirde yenilik esastır. Ancak bu yenilik eskinin inkarı biçiminde olmamalıdır. Dünden kuvvet alarak yarın da kolay eskimeyecek bir yenilik anlayışı ilk edinmelidir. Hece de aruz da ölü vezinler olarak görülmemeli. Onlar kullanılmalıdır diyor. Arkadaşlar garip bakımının en önemli özelliği nedir? Bunlara karşı çıkmasıydı eskiye karşı çıkmasıydı arkadaşlar. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bu kimin özelliğidir arkadaşlar? Hatırlarsanız bu hisarcıların özellikleridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatına uygun bir kullanım yoktur demiş. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama ifadesinde bakın tabip ilaç yara. Bu nedir arkadaşlar? Tenasüp sanatıdır. Doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Asılı salkımlardır çocuklar. Anaların uzun eteklerinde ifadesinde ise çocukları neye benzetmiş arkadaşlar? Salkıma benzetmiş. Dolayısıyla teşbih vardır. Bunu da elemiş oluruz. Şu şirinler yüzünden dağ delen Ferhatlar Aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz ifadesinde de bakın Ferhat olayına değinmiş, Kerem olayına değinmiş. Dolayısıyla termi sanatı vardır. Bunu denemiş oluruz. Kara kaşlar, kara gözler. Canım aldı, canım aldı. Müslümanlar nedir? Bu kim? Bana geldi, bana geldi ifadesinde. Bakın arkadaşlar, soru soruyor mu? Evet. Soru sorma sanatı nedir? İstifhamdır. Bunu denemiş oluruz. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hepimiz hayattayız ifadesinde istiare var mı? Yok arkadaşlar. Ne var derken burada? soru soruyor. Bu istifham sanatıdır. Aynı zamanda halbuki hepimiz hayattayız ifadesine de bildiği şeyi bilmemezlikten gelerek tecahül arif sanatına başvurmuştur. Bundan dolayı burada istihale yoktur. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıda anlatılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. 16. yüzyılda İstanbul'da gelişen Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Hocası Karamani Mehmet Efendi'ye yazdığı Sümbül Redifli Kasidesi ona ilk şairlik ününü kazandırmıştır. Mükemmel bir eğitim ve sanat çevresinde yetişmiş ve İstanbul'un çeşitli medreselerinde müderrislik yapmıştır. Şairin manzum ve mensur eserleri bulunmakla birlikte edebiyatımızdaki yerini divanıyla yapmıştır. Döneminde sultan Şuara olarak tanınan şair dört padişah dönemini görmüştür ifadesinde. Arkadaşlar burada en önemli ipucu Sultanus Şuara'dır. Seçeneklere bakalım. Nedim'in böyle bir ünvanı var mı? Yok. Fuzuli'nin yok. Şeyh Galib'in yok. Naili'nin yok. Arkadaşlar doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Burada anlatılan kişi Baki'dir. Baki de dönemin Sultanus Şuara'sı olarak kabul edilmektedir. 11. soru. Bu parçada 6 çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışına yol açmıştır diyor. Bakalım. 14. yüzyılda Azeri sahasını yetişmiş ünlü sanatçı Ali Nevai şiirlerinde hurufi inancını yaymaya çalışmış. Klasik nazım şekilleri kullanmasına rağmen tuyularıyla ünlenmiştir diyor. Arkadaşlar Ali Nevai hurufilik inancına sahip mi? Değil. 14. yüzyılda mı yaşamış? Hayır. O yüzden burası Ali Nevai değil hurufilik inancına sahip olan kimdir arkadaşlar? Nesimi'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir? Nokta nokta tarafından yazılan nokta nokta süslü ya da sanatkarane nesir üslubunun en güzel örneği olarak bilinir. Farsça, Arapça kelimeleri de kullanmış olmakla birlikte Türkçenin bütün ifade gücünden yararlanılmıştır diyor. Arkadaşlar süslü ya da sanatkarane neslin en güzel örneği olan eser hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Tazarru namedir arkadaşlar. Sinan Paşa'nın eseridir. Bize bunu soruyor. Seçeneklere bakalım isterseniz bir de. Mercimek Ahmet değil, Ebu değil. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi C seçeneğinde yer alan Sinan Paşa ve Tazarru name buraya gelen uygun kelimelerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Asıl adı Çelebi Celildir. Sultan II. Mustafa ve 3. Ahmet devrinin saray ressamıdır. Aynı zamanda ünlü bir nakkaş ve minyatür sanatçısıdır. Şair Vehbi'nin ünlü surnamesindeki düğün törenleriyle eğlence sahnelerinin folklorik foklori, ögelerini otantik figürlerle yansıtması onun önemli bir sanatkar şair olduğunu gösterir. Çağdaşı olan Aşık Ömer'in resmini yaptığını söyleyen bu sanatçının resim ve minyatürleri bazı Avrupa devletlerinin müzelerinde ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunmaktadır şiirlerini aruz ve hece yazan sanatçının 29 dörtlükten oluşan ünlü atalar sözü destanı önemlidir demiş. Arkadaşlar bir de eserini vermiş. Ama bizim için önemli olan nedir burada? Saray ressamı ifadesidir. Bundan bunun levni olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 14. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Bakalım. Mümtaz ve Nura'nın duygularını müzik aracılığıyla vermiştir diyor. Arkadaşlar Mümtaz ve Nuran nerede geçiyor arkadaşlar? Huzurda geçer. Peki bu eserin sahibi kimdir? Tabii ki Ahmet, Hamdi, Tanpınar'dır arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Seçeneklere bakalım. Baktım arkadaşlar bakın burada var ama eser yanlış. Burada var arkadaşlar. Huzur demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki destanlardan hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Hunların büyük Hakanı Mete Han'ı savaşçı, devlet kurucu ve yurtsever şahsiyeti tarihten koparak efsanelere mal olmuş. Bundan da nokta nokta çıkmıştır. Gerçekten Mete'nin tarihi ile ilgili bilgiler içermektedir diyor. Arkadaşlar Metehan biz hangi destanda görüyoruz? Tabii ki Oğuz Kağan destanıdır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Osmanlı tiyatrosunun modern bir tiyatro haline gelmesi için büyük çaba harcayan Namık Kemal'in Vatan Yağı Silisri adlı eseri konusunu tarihi olaylardan alır. Günlü hal ve İçli kız dram türünde yazılmış teknik bakımından güçlü eserleri arasındadır demiş. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlışlığı nereden kaynaklanıyor? Tabii ki İçli Kız adlı eserden kaynaklanıyor. Bu eserin sahibi kimdir? Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Abdülhak Tarhan bu eserin sahibidir. Bundan dolayı da bizim cevabımız E seçeneği olacaktır. 17. soru bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki yapıtlardan hangileri getirilmelidir? Abdülhak Tarhan'ın piyeslerdeki en büyük kusur hiç şüphesiz dilde ve biçimdeki düzensizliktir. En sevilen eserlerinden nokta nokta arkadaşlar bakın 1, iki, üç tane eserini soruyor bize. Seyredilirken değil dikkatle okundukları zaman bile anlaşılmaları güçtür demiş. Şimdi bu eserlere baktığımızda Nesteren Liberte Abdülhakamit Tarhan'ın. Fakat arkadaşlar Atala adlı eser kimindir? Bu Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir arkadaşlar. O yüzden ben A seçeneğini demiş olurum. Sabrı Sebat İçli Kız Karabela demiş. Arkadaşlar burada da Karabela adlı eser namı Kemal'indir. Bundan dolayı ben B seçeneğini de demiş olurum. Eşber, Tezer, Finten bu üçü de arkadaşlar Abdullah Hamit Tarhan'a aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bakın zavallı çocuk günlü hal demiş. Bu iki eserde kimin eseridir arkadaşlar? Yine namı Kemal'e aittir. Finten Akif Bey macerayı aşk demiş. Arkadaşlar Akif Bey kimin? Bu da Namık Kemal'in eseridir. Dolayısıyla bu seçenekleri de biz elemiş oluruz. 18. soru aşağıdakilerin hangisinde verilen yapıt karşısındaki özellikle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Diyojen ilk mizah dergisi doğrudur arkadaşlar. Eledik. Harabat ilk biyografi dursun. Lehçetül Hakayık ilk mizahi sözlük. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Sahra ilk pastoral şiir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Esrarı cinayet ilk polisiye roman. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar ilk biyografi eser harabat değildir. Sizin de bildiğiniz gibi İlk biyografik eser kimindir arkadaşlar? Ali Şir Nevai'nin eseridir. Peki hangi eseridir bu? Tabii ki Mecalis'ün Nefais adlı eserdir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet Fun'un dönemiyle ilgili bilgi yanlışı vardır diyor. İngilerle yüklü, süslü ve sanatlı dizelerden oluşan şiirler yazılmıştır. Evet özellikle Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret bundan üstaddır, elemiş olduk. Biçim ve üslup kaygısı içeriğini önüne geçmiştir diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Roman ve öykülerde realizm ve naturalizmin etkisi vardır diyor. İki önemli isim var zaten. Mehmet Rauf ve Halit Ziya Uşaklıgit. Onlar da realizm ve naturalizmin etkisinde kalıp yazmışlardır. Doğrudur. Elemiş olduk. Teknik bakımından güçlü romanlar yazılmıştır. Evet. Özellikle Halit Ziya Uşaklıgil'in yazmış olduğu eserleri buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu da doğrudur. Bunu da denemiş olduk. Şiir, roman, tiyatroda olduğu gibi eleştirilere toplum sorunlarına ışık tutmuştur diyor. Hayır arkadaşlar, Servet Fun'un döneminde toplum sorunlarına ışık tutulmamıştır. Tamamen eleştiride kendini savunmuşlardır. Aynı zamanda bunlar genel itibariyle bireysel konular işlemişlerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 20. soru bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Bakalım. Tarih, coğrafya, seyahat, gramer gibi çok değişik konularda eserler veren ve son derecede üretken bir yazar olan nokta nokta daha çok denemeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla tanınmıştır. Edebiyattaki kökten batıllaşma hareketlerine karşı durmuş herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır diyor. Abdullah Kamil Tarhan. Değerli arkadaşlar bu hangi dönemde yer alan sanatçımızdır? Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Bunu elemiş olduk. Ahmet Rasim bağımsızdır dursun. Hüseyin Rahmi bağımsızdır dursun. Recaizade Mahmut Ekrem'i nerede görüyoruz arkadaşlar? Bunu da Tanzimat'ta görüyoruz. Bu da bir topluluğa dahil olmuştur. Bunu da eledik. Süleyman Nazif. Bu da arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi Servet-i Fünun sanatçısıdır. Bu da bir topluluğa dahil olmuştur. Bunu da eledik. Şimdi Ahmet Rasim mi Hüseyin Rahmi mi? Arkadaşlar özellikle deneme ve fıkralarıyla ön plana çıkan şarkılarıyla tanınan kişi kimdir? Tabii ki arkadaşlar dönemin önemli isimlerinden Ahmet Rasim'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 21. soru. Aşağıdaki sanatçıların hangisinin yapıtlarındaki tutumu genel olarak bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz demiş. Edebiyat topluma ışık tutmalıdır. Fayda sağlamalıdır. Toplumun sorunlarını ortaya koymalı, onlara çözüm üretmelidir. Edebiyat toplumsal duyarlılığın dışına çıkmamalıdır demiş. Arkadaşlar kısaca ne diyor? Sanat toplum içindir ifadesini kullanıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'da bunu görebilir miyiz? Değerli arkadaşlar, görebiliriz. Ahmet Mithat de evet, Namık Kemal'de evet, Mehmet Emin Yurdakul'da evet. Bunların hepsinin düşüncesi nedir arkadaşlar? Sanat toplum içindir anlayışıyla eserlerini kaleme almıştır. Fakat Yahya Kemal Beyatlı'ya baktığımızda ise sanat sanat içindir, duygu ve düşünce hakimdir. Yani bu arkadaşlar nerede yer alıyor? Öz, saf şiirde yer alıyor. Öz saf şiirin duygu ve düşüncesi nedir? Sanat sanat içindir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 22. soru Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni grubuna dahil edilmesine rağmen mistik yönelimleri olması açısından onlardan ayrılan ve kendisini diriliş ekolünün temsilcisi olarak kabul eden sanatçımızdır demiş. Arkadaşlar dirilişi temsil eden kişi kimdir? Hatta bu yönde parti bile kuruluyor. Diriliş partisi kuruyor. Tabii ki Sezai Karakoç'tur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 23. soru Kaside Nazım biçiminde üsluba canlılık kazandırmak için şairin aşk ve eğlence duygularını dile getirdiği, gazel söylediği bölüme ne ad verilir diyor. Arkadaşlar kasidelerde aynı ölçü ve kafiyede yazılan gazellere biz ne diyoruz? Tegazül diyoruz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 24. soru. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri arasında lef-üneşir sanatı vardır diyor. Lef üneşir sanatının ifadesidir arkadaşlar. Söz simetrisidir. Birbiriyle ilgili sözcüklerin dizelerde alt alta gelmesidir. Bakın, ateştin tutuştun, ateş tutuşur mu? Evet, burada var. Yaştın, taştın, su taşar mı? Evet, bakın burada da lef üneşir sanatları var. 1 ve 2 demiş. Olmaz arkadaşlar. Dikkat edin. Tezat oluyor o zaman. Eledik. 1 ve 4 yine olmaz. Bunu da dedik. 2 ve 3 bakın bu da olmaz. 3 ve 4 bu da olmaz arkadaşlar. 2 ve 4 demiş. Yani bizi arkadaşlar şurasını vurguluyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.